Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te insanı konuşacağız. Bakın sürekli rakamları konuşuyoruz. İşte enflasyon şöyle oldu, döviz böyle oldu, borsa şuraya çıktı, şirketlerin karlılıkları bunlar, cari açıkları bunlar. Ağırlıklı olarak hep rakam konuşuluyor Türkiye'de. Öyle bir hale geldi ki iş, ekonomide rakamlar insanlara tercih edilir hale geldi. Sanıyorum bunun en acı göstergelerinden biri de Soma'da yaşandı aslına bakarsanız. Biz bugün Türkiye'de, bütün dünya için geçerli gerçi ama Türkiye'de, reel sektörde, ekonomide insanı, beşeri sermayeyi öne çıkaracağız. Onu konuşacağız. Nasıl davranılması gerekiyor? Nerede hata yapıyoruz? Neler yapmamız gerekiyor? Bunları masaya yatıracağız. Az sonra çok değerli bir konuğum olacak. Kişisel gelişim uzmanı Sayın Aynur Kılınç Ekopolitik'in konuğu olacak. Ve tüm bunları sizler için konuşacağız. Ama öncesinde haberlerle Ekopolitik'e bir başlayalım. Yurt dışına başlayalım. Amerika 6 Arap ülkesini Camp David'de düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi'ne davet etti. Ancak zirveye 2 ülkenin kralı katılacak. Suudi Arabistan ve Bahreyn Veliaht Prensleri Amerika'ya gönderilecek. Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri zirveye katılmayacak. Katar ve Kuveyt ise kral düzeyinde temsil edilecek. Gözler çarşamba günü Amerika'da yapılacak Körfez İşbirliği Konseyi'ne çevrildi. Amerika 6 Arap ülkesini Camp David'e davet etti. Ancak sadece 2 ülke kral düzeyinde zirveye katılacak. Suudi Arabistan Kralı Selman zirveye gitmeyecek. Bunun yanı sıra Beyaz Saray görüşmesine de katılmayacak. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ahmet Cübeyr, Veliaht Prens Muhammed bin Naif'in ülkelerini temsil edeceği açıklandı. Kral Selman'ın zirveye katılmama gerekçesi ise zirvenin Yemen'de ilan edilen 5 günlük ateşkese denk gelmesi. Bahreyn'i de Kral Hamad bin İsa el-Halefi'nin yerine Veliaht Prens temsil edecek. Umman Sultanı Kabus bin Said ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayed el-Nahyan da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek zirveye katılmayacaklarını bildirdi. Zirvede sadece Katar ve Kuveyt kral düzeyinde katılım gösterecek. Arap İşbirliği Konseyi'nde ülkelerin savunma kapasitelerini arttırmaya içeren görüşmeler yapılması planlanıyor. Silah satışlarının hızlandırılması ve İran'dan gelebilecek füze saldırılarına karşı bir bölgesel füze savunma sistemi kurulması bekleniyor. Ayrıca ortak askeri tatbikatlarda görüşülecek konular arasında. Komşuya gidelim bir de. Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısından Yunanistan'a kötü haber çıktı. Avrupalı bakanlar istenilen reformları yapmadığı gerekçesiyle Yunanistan'a kredi verilmeyeceğini açıkladı. Yunanistan Maliye Bakanı ise kredi verilmezse birkaç hafta içinde nakit paralarının biteceğini söyledi. Yunanistan'ın ekonomik durumunu değerlendirmek için bir araya gelen Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısı sona erdi. Toplantı sonunda Yunanistan'a reformları yerine getirmediği için daha önce verileceği açıklanan 7,2 milyar avroluk kredinin verilmeyeceği bildirildi. Maliye Bakanları'nın ortak açıklamasında Yunanistan'ın önerilen reform paketlerini hayata geçirmek için daha fazla zaman harcaması gerektiği bildirildi. Yunan hükümetinin reform paketlerini eksiksiz uygulaması gerektiğini söyleyen AB Maliye Bakanları, aksi takdirde kredi verilmesinin olanaksız olduğunu söyledi. Karar sonrası Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis bir açıklama yaparak, kredi verilmezse devletin kasasındaki paranın birkaç hafta içinde tükeneceğini söyledi. Almanya Maliye Bakanı alınan bu karar karşısında açıklama yaparak, Yunan halkının eğer isterse referanduma gitmekte özgür olduğunu belirtti. Ve dönelim bize. Son dönemde yükselişi bir türlü durdurulamayan dolar Moody's'in de gündemindeydi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Türkiye ekonomisinin dolardaki artışa karşı çok hassas olduğunu açıkladı. Moody's Başkan Yardımcısı, Fed'in olası bir faiz artırımı yapması halinde Türkiye'nin şoklarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in gündeminde yıl başından bu yana artışı durdurulamayan dolar vardı. Doların tüm dünyada değerlenmesiyle ilgili açıklama yapan kuruluş, Türkiye ekonomisinin bu artışa karşı hassas olduğunu açıkladı. Moody's'in başkan yardımcısı Mary Diron, Fed'in olası bir faiz artırımı söz konusu olduğunda Türkiye ekonomisinin şoklarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. 2014 yılında Türkiye'nin kredi notunu negatife düşüren Moody's gerekçe olarak da yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin azalmasını göstermişti.
Bu arada sanayi ciro endeksi açıklandı. TÜİK açıkladı. Sanayi ciro endeksi Mart'ta önceki aya göre %3,4'lük bir artış gösterdi. Yine ilk çeyrekte önceki döneme göre %0,5'lik bir yükseliş var. Ocak-Mart dönemini de aktarayım isterseniz. Bu dönemde önemli ölçüde sadece trafiğe eklenen toplam araç sayısında %36,7'lik bir yükseliş var. Cari açık konuşmamız gerekiyor ama öncesinde galiba herkesin gündeminde olan döviz kurlarını ve piyasalara bir vereyim. Borsa 85.635 seviyesinde, dolar 2.66.95, euro 3.0022, avro dolar paritesi 1.12.43'te, faiz %9,70'te iki basamağın biraz altına ilerlemiş gözüküyor. Altının onsu $1,195 ve Brent petrolün varil fiyatı da $67,45. Bakalım cari açığa. Hükümetin ekonomide hedefi bir türlü tutturulamıyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı Mart ayı cari açık verileri de beklentileri yine aştı ve $4,9 milyar oldu. Uzmanlar artışın nedenini yatırım ve ihracatın azalmasına bağlıyor. Ekonomide bir türlü beklentileri tutturamayan hükümet yine yanıldı. Cari açık Mart ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre cari işlemler açığı $4,96 milyar beklentilerin üzerinde geldi. Cari açık böylelikle aylık bazda yılın zirvesine yükseldi. Ocak'ta cari açık $2 milyar, Şubat'ta $3,2 milyar olarak gerçekleşmişti. Cari açık Ocak-Mart döneminde $10,91 milyon oldu. Net hata noksansa Mart ayında $91 milyon olarak gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre 12 aylık cari işlemler açığı geçen yılın aynı dönemindeki $43,92 milyardan $45,5 milyara yükseldi. Uzmanlara göre cari açıktaki bu artışa neden olan faktör yatırımların ve ihracatın düşmesi olarak gösterildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi cari açıkla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin artık cari açık sorunu kalmamıştır demişti. Bu arada bununla birlikte etkilenen başka bir nokta daha var. Merkez Bankası'nın rezervleri Mart ayına giriş yerine finansman çıkışı $1,681 milyon olunca Merkez Bankası rezervleri de toplamda $6,5 milyar azalmış oldu. Bunu da aktarmış olalım. Peki, EPDK'nın tavan fiyat uygulaması başlamıştı hatırlıyorsunuz. Ardından da arka arkaya zamlar gelmişti. O zamlar gelmeye, peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 12 kuruşluk zam yapıldı. EPDK'nın yaklaşık 2 ay süren ve 20 Şubat'ta kaldırdığı tavan fiyat uygulamasından sonra akaryakıt şirketlerinin motorine yaptığı zam hız kesmeden devam ediyor. Akaryakıt şirketleri tarafından yeni zamlı tarife kararı dün gece alındı ve bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Motorinin litre fiyatına dün gece yarısından geçerli olmak şartıyla 12 kuruşluk zam yapıldı. Zamın ardından İstanbul'da litresi 4,03 liradan satılan motorinin yeni fiyatı 4,15 TL oldu. Tavan fiyat uygulandığı dönemde benzin ve motorine 8 kez zam yapılmış ve 3 kez de indirime gidilmişti. Konuyla ilgili EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumumuz akaryakıt fiyatlarını belirlememekte, fiyatlar serbest rekabet ortamında piyasada belirlenmektedir denildi. Bir de tarıma bakalım. Fındık fiyatı fahiş rakamlara ulaştı. Nedeni ise piyasada fındığın tükenmesi. Ordu Ticaret Borsası'nda 19 lira 50 kuruştan işlem gören fındığın fiyatı serbest piyasada 21 liraya kadar çıktı. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt fiyatların bu kadar yükselmesini rekoltenin düşük olmasına bağladı. Piyasada fındık kalmadı. Hal böyle olunca fındığın fiyatı fırladı. Piyasada fındık kalmadı. Kalmayınca da fındığın fiyatı yükseliyor. Fındık bu yıl Ordu Ticaret Borsası'nda 19,5 liradan işlem görürken serbest piyasada 21 liraya kadar çıktı. Fındık fiyatları biraz yukarıya doğru çıkmaya başladı. 20-21'lere buldu. Fındık rekoltesi bu yıl tarihindeki en düşük yıllarından birini yaşıyor. Rekoltesi düşük oldu, düşük seyretti. O yüzden de fındık fiyatları anormal derecede yükseldi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, gelecek yılda fiyatların yüksek olacağını kaydetti. Önümüzdeki hasat döneminde de fındık fiyatları gene yüksek olacaktır. Çünkü rekoltemiz bu yılda istenilen düzeyde değil. Ve Soma.
13 Mayıs 2014 Türkiye'nin 301 canını özelleştirmeye ve taşeronlaştırmaya kurban verdiği tarih. Yani bugün yıl dönümü. Toplu cinayetin birinci yıl dönümünde partiler, sendikalar, odalar ve başta Soma olmak üzere her ilde alanlara çıkıyor. Soma faciasının yıl dönümünde maden şehitleri meydanlarda anılacak. Partiler, sendikalar ve meslek odalarının adresi Soma Madenci Anıtı olacak. İllerde de çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlenecek. Soma'da yapılacak program 13 Mayıs'ta Madenci Anıtı önünde saygı duruşuyla başlayacak. Karanfil bırakma ve basın açıklamasının ardından mezarlık ziyaretinde bulunulacak. Eyleme katılan örgütler daha sonra Eynez Ocağı önünde ailelerle bir araya gelecek, akşam saatlerinde de Madenci Anıtı'ndan Hükümet Meydanı'na yürüyecekler. Diğer kurumların eylem programı şöyle. Ankara'da Vatan Partisi il başkanlığı önünde toplanıp Madenci Anıtı önüne yürüyüş yapacak. DİSK, KESK, TMOB ve TTB Sakarya Meydanı'nda toplanıp buradan Madenci Anıtı'na geçecek. KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası da grevde olacak. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da Soma'ya giderek kitlesel bir basın açıklaması yapacak. Gidenlerin hesabı ne kadar soruldu? O ayrı bir tartışma konusu ama 301 madencimizin şehit olduğu, hayatını kaybettiği Soma faciasının yaraları hala sarılamadı. Yani kalanlar, faciadan kurtulan madenciler tam bir yıldır işsizlikle boğuşuyor. Yüzlerce işsiz madenciden biri olan satılmış cin çaresizliğini gözyaşlarıyla anlattı. Soma'da bir dünya işsiz var. Soma'da bir dünya işsiz var. Türkiye'yi yasa boğan Soma maden faciasının üzerinden tam bir yıl geçti. Ancak kazanın açtığı yaralar hala sarılamadı. 301 madencimizin şehit olduğu faciada kıl payı kurtulanların da hayatı karardı. Faciadan kurtulan madencilere önce işten çıkarıldıklarına dair bir mesaj gönderildi. Kazadan kurtulan madenciler tekrar yeraltına inmek için onlarca iş başvurusu yaptı ancak sonuç alamadılar. İş hakkınız fes olmuştur diye bizi işten çıkarttılar. Kaç kişi? 2831 kişiyi işten çıkarttılar. Evet, ya şu anda yarısından çoğu işsiz. 36 yaşındaki satılmış cin yüzlerce işsiz madenciden biri. Cin aylardır işsizlik maaşıyla geçiniyor ancak gelecek ay onu da alamayacak. Üç çocuk babası madenci, şimdi evime nasıl bakacağım diye soruyor. Yani şu anda çok çaresiz duruma düştük. Yani şimdi ben önümüzdeki ayın, bu ayın 30'unda benim işsizlik param bitiyor. Ya ben evi nasıl bakacağım? Çocuklarım sokakta kaldı, perişan oldum ya. Gözyaşlarını tutamayan satılmış cin, Soma'da çok sayıda işsiz olduğunu söyleyerek isyan etti. Soma'da işsiz yok diyorlar. Onu diyenler bir gelsin bakalım, toplasınlar. Bir dünya işsiz var Soma'da, işe giremeyen. Giden sıkıntılı, kalan sıkıntılı. Ve haberlerin ardından dönelim stüdyoya. Programın başında söylediğim gibi aslında bugün tam da bağlantılı ama buradan yola çıkıp geneli konuşacağımız bir mesele var. İnsan. Biz ekonominin içinde insanı unuttuk Türkiye olarak. Ve belki de ne sıkıntı yaşıyorsak bundan başımıza geliyor. Çok değerli bir konuğum var. Kişisel gelişim uzmanı Sayın Aynur Kılınç. Bugün Ekopolitik'in konuğu. Sayın Kılınç hoş geldiniz efendim. Evet, buradan başlayalım. Daha sonra da genele çıkalım istiyorum. Soma, bakın bugün yıl dönümü. İnsan ve ekonomi başlığını attığımızda yıl dönümünde insan baktığınızda çalışma hayatındaki rolü ne insanın? Biz çok mu unuttuk beşeri sermayeyi? Konu insan olunca önce beşer sözcüğünü tanımlayalım isterseniz. Hani bir sınıf mantığıyla ilerlersek beşer eşit sözlük anlamıyla insan demek, insanoğlu demek. Dolayısıyla insanoğlunun ilk yeryüzünde var olduğu günden bugüne kadar tarihsel bir gelişimine kısaca bakarsak hayat amacı iyi yaşamak, öyle mi? Mutlu olmak. İlk zamanlarda barınma ihtiyacı, ilk zamanlarda karnını doyurma ihtiyacı, kaçma kovalama dönemleri. Bu hani avcı ve toplayıcı dönemlerden sonra yerleşik düzene geçme, tarım dönemleri. Hepsine baktığınız zaman insanoğlunun refah içinde ve huzur içinde yaşama amaçlı olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki dönemlerde bu sanayi toplumlarına geçiş, ondan sonraki kalkınma dönemleri
hep aynı amaca yönelik. O zaman ilk başa dönersek insanların bu kaçma ve kovalama dönemlerinden çıktıktan sonra yerleşik düzende tarım yaptılar. Bu tarımdan sonra bu 1800'lü yıllarda biliyorsunuz bu sanayi devrimiyle İngiltere'de dünya büyük bir değişime uğradı. İnsan gücünün makine gücüne yenilmesi mi diyebiliriz aslında buna bilmiyorum. Belki de öyle diyebiliriz. Ama tabii zamandan tasarruf, iş gücünün ve verimin artılması bunu da gerektiriyordu diye söyleyelim. Fakat bu arada biz hep iş ve kazanımların içinde insan faktörünü unuttuk sanıyorum. Bugün yine parantez içinde şunu belirteyim, 301 madenciye yine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara yine sabırlar diliyorum ama şunu söylemek istiyorum, bu benim kişisel düşüncem. Maden şehidi diyoruz. Şehitlik mertebesi söylendiği zaman acımız hafifliyor mu acaba Çetin Bey? Aslında dememek gerekiyor. Yani bu birazcık kandırmaca mı oluyor? Olayın mistik tarafına yüklenip de, olayın dinsel tarafına yüklenip de yüreklerimiz ferahlıyor mu acaba? Beni ferahlamıyor açıkçası. Aslında madende hayatını kaybeden. Aynen öyle. Madende hayatını kaybetti bu insanlar. Ne uğruna veya hangi sebeple tamamen dikkatsizlik, tamamen insana verilmeyen değerler nedeniyle kaybettiler. Peki bundan sonra neler yapıldı? Bir kısa bir süre sonra Ermenek'te aynı faciayı yaşadık. 301 madenciden sonra geride kalan kaç kişi olduğunu şu anda net hatırlamıyorum. Bir sürü yaralı madenci var. Soma'da keza Ermenek'te sorunlu ocaklar kapatılıyor. İşte haberde izledik biraz önce. İşsiz kalan insanlar. O bölgede tarım alanı yok. Kapatılmış. Yapılacak hiçbir şey yok. Kişinin çalışabileceği, evine ekmeği götürebileceği tek yer maalesef ki o maden. Bu nedenle yapılacak hiçbir şey yoksa ölümü göze alarak çocuklarına ekmek götürmenin tek çaresi maalesef ki o çukura, o madene inmek. Şimdi burada biz bugün meydanlara çıkıyoruz. Sivil toplum örgütleri meydanlarda, sendikalar meydanlarda. Ama galiba yine de ben birazcık altını çizerek söylüyorum. Biz çabuk unutan bir toplumuz. Maalesef ki böyle. Başımıza gelen her şeyi, evet tepki vermeyi öğrendik. Artık bağırmayı biliyoruz. Meydanlara çıkmayı biliyoruz nispeten de. Hani gelişmiş toplumlara oranla nispeten. Ama bağırıyoruz ve susuyoruz. Yaptırım gücümüz yok. İş güvenliği yasaları çıkarıldı biliyorsunuz. Ama hani denetimler? Uygulanıyor mu bu yasalar? Ne kadarı uygulanıyor? Asgari ücret politikalarında insanların yaşam standartlarına yeterli ücretler veriliyor mu acaba insanlara? Bütün bunları konuşmak lazım eğer insandan konuşuyorsak. İnsanların refahından ve huzurundan, mutluluğundan konuşuyorsak, daha da basite indirgelim, insanların midesinden konuşuyorsak. Yok, bunlar hiç gündemde olmuyor. Yani göstermelik bir takım gündemleri bir kenara bırakırsak. Ama işte yani dediğim gibi ses var belki hani nispeten ama eylem istiyoruz artık. Adım istiyoruz, başlangıç istiyoruz. Bu insanların ya da hepimizin artık biz bu ülkede mutlu insanlar olmak istiyoruz. Asıl iş hayatı da bunun için değil midir? İşvereniyle, çalışanıyla. Olmalı. Herkes mutlu olmak olmalı. İçin çalışır. Olmalı. İnsanlık için tabii ki mutlu olmak için çalışıyoruz. Karnımız doysun diye çalışıyoruz. En ilkel yöntemlerden bahsediyorum. Ya da en ilkel sebeplerden bahsediyorum. Bu istismar mı ediliyor acaba bu hedef, ihtiyaç? Ama şöyle, hedefinizle isteğinizin ya da size verilenlerin ne kadar örtüştüğüyle orantılı bir şey. Ha güzel, bunu biraz açalım. Şimdi yani Türkiye'de hedeflenen ne? Ona bakalım. Türkiye, sadece Türkiye'ye söylemek de haksızlık olur. Ne yazık ki dünyada böyle bir eğilim oluştu özellikle son 15-20 yılda. Şimdi az önce haberlerde açıkladım. İşte Yunanistan'a da baktığınızda, bize de baktığınızda işte cari açık rakamları, enflasyon düştü, düşmedi, atıyorum dolar geldi gitti falan, bunlar tamam, hepsi güzel. Yetkililerimizin konuşmalarına bakıyoruz, enflasyonu tutturacağız tutturmayacağız ama gıda enflasyonu artacak gibi. Temel bir şey konuşalım, insansız ekonomi olur mu?
Yani rakamları kilitlenmiş bir yapıyla gidiyoruz. Aynen öyle. Bunu biraz açalım mı? Şöyle açalım o zaman. Hani beşerin anlamından bahsettik ya. Beşeri sermayeden bahsedelim o zaman. Ne demek beşeri sermaye? İnsan sermayesi o zaman Türkçe'ye ya da anladığımız dile çevirirsek insani sermaye. O zaman birazcık daha geriye gidelim. Şöyle ki hani o sanayi toplumlarının ya da sanayi devriminin devreye dönemsel olarak etkin olduğu yıllarda fiziki sermayenin çok etkin olduğunu görüyoruz. Ne demek fiziki sermaye? Makineler, teknolojiye yapılan yatırımlar. Ama bu süreçte insan dediğim gibi unutuldu. İnsanın mutluluğu unutuldu. Çünkü hep hedefe yönelik çalışmalarda ne vardı? Para kazanmak vardı. İnsanın üzerinden para kazanmak vardı. Dolayısıyla ekonomi denilen bilimin ya da iktisat biliminin ortaya çıktığı zaman üç tane farklı sermaye dikkatimizi çekiyor. Sosyal sermaye, beşeri sermaye, fiziki sermaye. Ben sosyal sermaye ile beşeri sermaye kardeşliğini seviyorum aslında. Fiziki sermaye, evet çok mekanik bir şey olmalı tabii ki refahımız için. Evet. Ama bunun içinde lütfen insan unutulmasın. O kardeşliği biraz açar mısınız? Şöyle açalım. Beşeri sermaye dediğimiz şey nedir? İnsanın bilgisi, becerisi, özel yetenekleri, eğitimle kazandığı bir takım donanımları. Dolayısıyla bu da iş gücü dediğimiz beşeri sermayeye denk geliyor aslında. Ya da beşeri sermaye donanımlı iş gücü anlamına geliyor. Şimdi bu sosyal sermayeye nasıl ilişkilendirebiliyoruz? Sosyal demek insanların toplum içindeki varlığı demektir sosyal insan. Dolayısıyla biz gerek iş yerimizde bireysel olarak paylaştığımız ortamımızda ilişkilerimiz veya kurumsal bir yapıdaysak eğer o kurumun başka kurumlarla olan bağlantılarındaki ilişkilerin bütün bu ağlara sosyal sermaye diyorsak o zaman bu kardeşlik kaçınılmaz. İnsan varsa sosyal durum vardır. Ama sosyal durumdan bahsediyorsak tam tersi insandan bahsetmemek mümkün değil. Biraz böyle mi olduk biz? Sanki bahsetmez hale geldik. Öyleyiz ama öyle olduk ama son yıllarda artık bu daha çok gündeme geldi. Birazcık daha böyle bir tarihsel gelişimine bakmak istiyorum aslında olayın. Şimdi kalkınma dediğimiz şey ne zaman açığa çıktı? Ya da kalkınma sözcüğü ne zaman gündeme geldi? Şimdi Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nın olduğu dönemleri düşünün. Daha sonra ulus devletlerin ekonomik politikalarını, kalkınma politikalarını dikkate aldığımız zaman bu kalkınma sözcükleri 1900'lü işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 45'ten sonra daha çok ortaya çıktı. Kalkınma planları, hani bizim artık gündemimize oturmuş bir laf vardır, 5 yıllık kalkınma planımız falan. Bunlar sömürgeciliğin ortadan kalkmasıyla birlikte devletlerin kalkınma planları ortaya çıktı. Doğrudan sömürgecilik diyelim parantez içinde. Dolaylısı devam ediyor. Zaten. Dolaylısı devam ediyor. Doğrudan sömürgecilik yerini kalkınmaya devretti. Dolayısıyla bağımsızlığını kazanmış olan ülkeler ne yapmak zorundaydı? Bir takım ekonomik politikalar geliştirmek zorundaydı. Sebebi neydi? Batıya entegre olma nedeni. Batıya entegre olmanın tek yolu da ekonomiyi bilmelerinden geçiyordu. Bilmiyorlar. Dolayısıyla burada ekonomi iktisadı ya da iktisat politikaları şeklinde yeni yeni alt dinamikler oluştu. İnsanlar bunu öğrenmek için sürekli çalıştılar. Para kazanmak, refah seviyelerini yükseltmek amaçlı. İnsanlar demeyeyim de ülkeler çalıştı. Bu arada yine insan faktörü maalesef ki unutuldu. Daha sonra 1970'li yıllara geldiğimiz zaman kalkınma stratejileri yerini globalleşme dediğimiz ya da küreselleşme dediğimiz bugün çok moda olan bir sözcüğe bıraktı yerini. Artık kalkınma planlarından kimse bahsetmez oldu. Daha sihirli bir sözcük var elde. Evet, küreselleşme. Şimdi yine burada hani komik bir şey olacak ama artık diğer ülkelerle
paralel yürümek zorundayız. Hı hı. Zorunda herkes. Dolayısıyla gelişimleri takip etmek, teknolojiyi takip etmek adına artık bir takım kurumlar oluştu. İşte OECD ya da kurum denir mi tam olarak çok emin değilim bunlara ama bir takım ülkeler toplulukları oluştu. Yapılanmalar. Yapılanmalar oluştu, evet. Şimdi bu yapılanmaların içinde dolayısıyla diğer ülkelerle yan yana yürümek, onlarla alışverişlerde bulunmak, onların teknolojilerinden faydalanmak adına biz bu küreselleşme çılgınlığının içinde bulduk kendimizi. Ne kadar şu anda ne kadar insanın içindeyiz, ne kadar dışındayız. Fakat biraz önce dedim ya, sosyal sermaye, beşeri sermaye ve fiziksel sermayeden bahsettik. Küreselleşmeyle birlikte büyük şirketler, büyük firmalar beşeri sermaye sözcüğünü daha çok gündeme getirmeye başladılar. Bu olgu daha çok açığa çıkmaya başladı. Çünkü sanıyorum şu görüldü. Huzursuz insanlar, mutsuz insanlar çalışanların kendilerini ait hissedememe durumları şirketin ya da holdingin ya da kurumun verimini, hatta ülkenin tabii dolaylı olarak verimini düşürmeye başladı. Bunlar tespit edildikten sonra artık beşeri sermayenin altı kalın kalın çizilmeye başladığını düşünüyorum. Peki bize özel gelelim mi aynı konuyu? Lütfen. Yani Türk reel sektörüne bakalım. Gerçekten de belli başlı gelişmiş ülkelere baktığınızda insan faktörü çok önde çalışanda. Elbette mükemmel değildir ve hiçbir zaman da mükemmel olmayacaktır ama hakları var, haklarını savunabiliyorlar vesaire. Türk reel sektörüne baktığınızda, insan kaynağını konuştuğumuzda bir takım yanlışlar ve doğrularımız var. Doğrularımız var mı? Önce onu bir sorayım da. Bunu biraz tarif edebilir misiniz? Bizim yanlışımız ne, doğrumuz ne? Şirketlerdeki yöneticilerimizin tek taraflı değil, çalışanlarımızın doğruları ve yanlışları. Şöyle söyleyelim. Şimdi bir kurumsal yapıdan bahsettiğimiz zaman, kurumsal yapının dinamiklerini, oradaki dengeleri sağlayan kişilerin yöneticiler olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Şöyle ki, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçmek bir devrimse eğer, artık yöneticilerin de bir koç yönetici durumuna geçmeleri gerekiyor. Biraz ayrıntılandıralım mı? Bu önemli bir kavram. Hı-hı. Bir farktan bahsediyorsunuz. Fark. O farkı da biraz ortaya koyarak anlatırsanız. Çünkü yönetici dediğimiz kişilerin farkındalıklarının yüksek olması gerekiyor. Şöyle, bana göre bir yöneticinin psikoloji bilmesi gerekiyor. Hatta bunu desteklemek için birazcık da felsefe bilgisine sahip olması gerekiyor. Neden? Çünkü gündeminde insan faktörünün sürekli taze tutması gerekiyor. Şirketteki verimin geri dönebilmesi için oradaki insan yapısının mutlu olması gerekiyor. Ona hitap edilmesi gerekiyor ve bu bireyin de kendisine dokunulduğunu bilmesi gerekiyor. Diğer taraftan dediğiniz gibi çalışanların da durumlarına baktığımız zaman şimdi birazcık sabırsız bir kuşaktayız galiba. Hani şu Y kuşağı. Çünkü biz böyle üniversiteler bitiriyoruz. Çok müthişler. Evet, hayran olacak derecede müthişler ama çok sabırsızlar. Böyle de olmaları onların suçu değil. Çünkü bilgi ellerinin altında. Tek tuşla dünyanın her yerine ulaşabilen bir kuşaktan bahsediyoruz şimdi. Ama bu sabırsızlık onların başarıya ulaşmalarına bir engel olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Neden? Çünkü bir hedef var, bir amaçları var. Fakat bunun çok çabuk olmasını istiyorlar. Hemen ulaşmak istiyorlar. Oysa ki bir koç yönetici verdiği motivasyonla, uyguladığı sistemle kurum içinde gerçekçi süreler ve gerçekçi hedefleri göz önünde tutmaları gerekiyor daha doğrusu çalışanlarının önünde. Dolayısıyla bir çalışan olarak eğer siz bilirseniz sizin için bir süre gerekiyor. Siz bilirseniz hedefinizin ne kadar gerçekçi olduğunu, o zaman bunun bekleme sürecine girersiniz. Ha, bu süreçte ne olması gerekiyor?
güzel bir motivasyon olması gerekiyor. Çünkü hep başından beri diyoruz ya, insanlar mutlu olmak için yaşıyor. Hedefimiz bu. Biz bu dünyada rahat etmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Huzurlu olmak istiyoruz. Bunun için de para kazanmamız gerekiyor. Hayatımızı idame ettirmemiz için. Dolayısıyla mutluluğun tanımı ne? Benim bir hedefim var. Bir de gerçekleşen bir olgu var. Hedefimle olgu arasındaki farkın azlığı benim mutluluk derecemdir. Tekrar edeyim isterseniz. Güzeldi bu cümle. Bunu bir daha şey yapalım. Bakışlarınızdan onu hissettim. Hedefle gerçekleşen olgu arasındaki farkın azlığı mutluluğun tanımıdır bence. Ya da mutluluğun derecesidir. O ters orantı. O mesafe, hedefle olgu arasındaki mesafe ne kadar çoksa siz o kadar az mutlusunuzdur. Burada kritik bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Ya hedef yoksa? Çünkü bugün çalışanlarda da, şirketlerde de keza bir takım işte toplantılarda hedefler konuşuyor. Gerçekten bir hedeften kaç kişinin vardır ciddi tartışmalı. Gerçekten bir hedef yoksa o mutluluğa ulaşmak mümkün mü? Şunu söyleyeyim. Türkiye, günümüz Türkiye'sinde 200'e yakın üniversite var. Onlara baktığınız zaman öğretim üyelerinin kalitesi, üniversitedeki sistemlerin hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bir de mezun olanların uzmanlığını konuşmak gerekiyor. Kaçımız üniversiteden uzman olarak mezun oluyoruz? Ben uzman değilsem hangi konuda hedefim olabilir? İhtisaslaşma yok. Yok tabii. Veya meslek. Biraz saygı. Daha geriye gitmek istiyorum. Bakınız ben 20 yıl meslek liselerinde öğretmenlik yapmış birisi olarak. Şöyle bir derdim var benim. Meslek liselerinin iş tüzüğünde der ki ara eleman yetiştirir. Fakat gelen öğrenci veya veli, öğrenci bilinçli gelmiyor maalesef ki bizim ülkemizde. Veli o zamanlar hep derdi ki bundan 10 yıl, 15 yıl önce de kısa yoldan bir iş sahibi olsun. Üniversite olmasa da olur. Böyle bir küçük hedefi vardı. Fakat daha sonra çalışma, yani okul içinde bir üniversite özlemi oluştu. Daha sonra katsayı kavgaları başladı hatırlarsınız. Şimdi o da bitti. Herkes üniversite mezunu olmak istiyor. Tamam, olalım da hangi iş ortamında çalışacağız? Hangi uzmanlığımızdan bahsedebiliriz? O yok. O yok. Daha kötüsü oldun diye mezun ediyorlar. Evet. Şimdi gelişmiş ülkede bir Almanya modeline bakarsanız meslek liselerinden mezun olan insanların elinde hani bizim altın bilezik dediğimiz bir yeteneği vardır, bir becerisi vardır. Bizde öyle bir şey yok. Herkes üniversiteye gitmek istiyor. Sistem aynı. Mezuniyette uzmanlaşma yok. Dolayısıyla insanların hedefleri yok. Bir işim olsun yeter. Daha da acısını söyleyeyim ben size. Devlete kapağı atayım sırtım. Rahat etsin. Rahat etsin. Hedefimiz bu kadar küçük maalesef ki. Peki, pardon, devam edelim. Bir cümle daha söylemek istiyorum. Tabii ki çok iyi üniversiteler var Türkiye'de. Şükürsün. Tabii ki çok iyi mezunlar veriyorlar. Güzel stajlar yapılıyor. Ama işte ücret politikaları, çalışanların çalışma ortamları, iş yerindeki uygulamalar, bir de çalışanların başının belası, mobbing denilen sistem aslında. O bir sistem. Sistematik olarak. Bazen işten çıkartma, bazen de daha çok iş yükleme modeli. Yani evet. O yüzden de herkes bir an önce işe gireyim, hayatımı sürdürmek için işte bir maaşım olsun. Bakalım hayat beni nereye götürür durumunda. Bu sıkıntı değil mi? Bakalım hayat çok beni nereye götürür. Çok büyük sıkıntı. Tabii ki çok büyük sıkıntı. Hedefsiz bir yaşam düşünebilir misiniz? Bugün siz sabah kalktınız. Gün içinde bir sürü hedefiniz var. Buraya geldiniz. İşte öğlende bir yerde yemek yiyeceksiniz. Akşam bir programınız var. Küçük küçük hedeflerimiz var. Ama geleceğe dair, hayata dair hedeflerimizin olması çok acı. Tabii ki hedefli olan gençler var Türkiye'de. Çok da böyle kara tablo çizmeyelim. Ama çoğunluk böyle olsaydı eğer
bugün çok daha refah düzeyi yüksek bir ülke haline olurduk. Peki o zaman oradan daha temel bir şey konuşalım mı? Mesela şirketlerin böyle hedefleri var mı? Daha da temeline gideyim. Devletin böyle bir temel. Bugün hatırlıyorsunuz, bugün hani dediniz ya, biz çok çabuk her şeyi unutuyoruz. Hı hı. Bir 3 çocuk, 5 çocuk tartışması yapıldı bu ülkede. Evet. Fakat bu ülkenin halen bir iş gücü envanteri yok mesela. Bizim hangi sektörümüze kaç kişi lazımdır? Nereden mezun olursa yarın kendine iyi bir hayat kurar insanlar. Böyle bir pot, yani nüfusumuzu bilmiyoruz, sanayi envanteri, tarım envanteri, onları geçtim. Konumuz insan olduğu için soruyorum. Bir iş gücü envanterimiz bile yok. Elimizde ne olduğunu bilmiyoruz. Ve hala 3 çocuk, 5 çocuk tartışmaları yapıyoruz. Öte yandan da eğitimle ilgili sıkıntınıza da bir dipnot yapayım. Böyle açın lütfen. Mevlana'nın güzel bir sözü vardır. Hamdım, piştim, yandım. Bunu ahilik içinde yapabilirsiniz. Ahiliği temel alıp bugün Almanya'daki dual sistem, keza Finlandiya'daki uygulanan sistemler, birçoğuyla konuştuğumuzda bu nüveyi alıp modernleştirmişler. Biz direkt mezun ediyoruz çocukları. Çocukları da oldu diye mezun ediyoruz. Öbür tarafta herhangi bir envanter yapılmamış. Şimdi buradan bir şey çıkar mı? Çıkmıyor gördüğünüz gibi. Yani en çok gündemde olan öğretmen atamaları var bakınız. Atanmayan öğretmenlerimiz var. Evet, atanmayan öğretmenlerimiz. Yani bizim böyle bir hani kanayan yaramız. Yahu şunu söylemek gerekiyor artık, yani hani haykırmak istiyor insan. Eğer onu istihdam edemeyeceksiniz, yerleştirmeyeceksiniz, niye bu kadar çok öğrenci kaydediyorsunuz? Niye bu kadar çok öğretmen fakültesi var? Niye bu kadar çok mezun veriyoruz? Ben öğretmen olarak mezun olmuşsam, çalışacağım bir yer yoksa niye? Niye? Hangi planın içindeyim ben? Nereye dahil olayım? Aidiyet duygum yok. Bizim ülkemizin böyle bir durumu var. Bizim aidiyet duygumuz yok. Ve insanların en büyük strese sokan, insanları en büyük, insanlara rahatsızlık veren şey aidiyet duygularının olmaması. Bugün şirketlerde de bunu çok sık yaşıyoruz, çok fazla yaşıyoruz. Neden? Çünkü taşeron sistemi var. Çok fazla. Bir şey yapıyorum ama yaptığım parçanın nereye gittiğini, ne işe yaradığını bilmiyorum. Çünkü benim üretme içgüdümün ve sonucu görme içgüdümün tatmin olmadığını görüyorum. Boşluğa atıyor. Boşluğa atıyorum. Kendimde özneleştirirsem eğer durumu. Genel olarak böyle. Çünkü üretmek insanın doğasında var ya da üretme içgüdüsü. Kendini başka türlü anlamlandıramıyor insanoğlu. İnsan dediğiniz şey etten kemikten bir yapı ya da biyolojik bir nesne olarak mı alıyoruz bunu? Ya da psikologların hani tanımladığı bir takım ruhsal çelişkilerin oluştuğu bir varlık mı acaba insan? Yoksa çeşitli formlar verdiğiniz bir hamur mu? Bu formlar nasıl gerçekleşiyor? Okullarda gerçekleşiyor. İşte eşinizle gerçekleşiyor. İş arkadaşlarınızla gerçekleşiyor. Ait olduğunuz sosyal toplumların içinde gerçekleşiyor. Siz bunlarla varsınız. Biz bunlarla varız. Bir birey bununla var. Ama ben en çok nerede varım? İşimle varım. En çok iş yerimde varım. Çünkü orada üretmek istiyorum. Çünkü üretebileceğim tek yer orası. Bana bu fırsat verilmiyorsa, ne yaptığımı bilmiyorsam mutlu olmam mümkün mü? İş yerin tarafından baktığınız zaman siz sadece sizin burada ne kadar oturduğunuzla ilgili, işe giriş çıkış saatlerinizle ilgili ya da aldığınız maaşla ilgili bir standardınız varsa ve bütün bunlardan sonra sadece maaşınızı düzenli alıyorsunuz diye sizden bu iş yerine minnet duymanız bekleniyorsa, burada mutlu bir iş hayatından bahsedilebilir mi? Herkes de mutsuz zaten. Ama öyle. Çünkü bana şu saatte geleceksin, şu saatte çıkacaksın deniyor iş yerine. Ne yaptığımla ilgilenilmiyor. Aynen öyle. Oysa benim sonuçta vereceğim ürünün, ürüne bakılsa, benim onu nerede, ne zaman, hangi koşullarda yaptığım bana bırakılsın. Öyle değil mi? Sonuç. Şimdi sonuçtur çünkü. Benden bir ürün isteniyor. Ama teknolojik, ama el ürünü. Dolayısıyla ben bunu evimde de yapabilirim. Artık teknoloji çağındayız.
Otobüste giderken de yapabilirim. Konuşarak, hemen parantez açıyorum, bir kongreye katılmıştım. Dünya markalarından birisinin CEO'su konuşmacıydı. Dedi ki benim ofisim yok. Şöyle elinde bir tabletle geldi. Benim ofisim bu. Ben dünyayı gezerim. Her şeyi bunun içinden hallederim. Benim ofisim yok. Ben de o zamanlar bu işimle ilgili ofis açma projelerim vardı. Açmıyorum dedim yahu. Madem bunun içinden oluyor, açmıyorum. Aynısını ben de yapabilirim. Evet, ve yapıyorum. Gerek yok. Demek ki istenince oluyor. Oluyor. Bir şey soracağım. 5 dakikamız var ama. Buyurun. İki şeyi konuşmak istiyorum bu 5 dakikada. Demin Türkiye'nin genel havasına uygun olsun diye hem mistik taraftan hem de Almanya'yı dual sistemi anlatarak bilimsel taraftan bir soru sordum. Eğitim bunun neresine? Nerede duruyorsanız durun. Biz eğitimi çok göz ardı ediyoruz ve siz bütün dünyada dolaşan, çok dolaşan bir isimsiniz. Bir dünyayla karşılaştırmasını yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirim. Çok da rahat yapabilirim. Şimdi beşeri sermayenin içinde eğitim var. Kişiye yapılan eğitim de genel anlamda. Dolayısıyla bu da iş gücü demek oluyor. Eğer biz ekonomiden bahsediyorsak, insana yapılan eğitimden bahsetmek zorundayız. Bu şart. Bu okullarda başlayıp hizmet içi eğitim, kurumlardaki hizmet içi eğitimlere kadar dayanan bir yöntem. Dolayısıyla ben bu eğitimleri alarak benim vizyonumun da gelişmesini sağlıyorum. Dolayısıyla kendi donanımımla, aldığım eğitimle benim için programlanan insan kaynakları yönetimi, performans yönetimimden yola çıkarak kendi kapasitemi, kendi bütünlüğümü çalıştığım kuruma yansıtabiliyorum. Şimdi okullara geri dönersek maalesef ki okullarda, yani Türkiye'de birçok ekonomik reformlar yapıldı ama yanlış ama doğru, bunları yaşıyoruz. Ama maalesef ki ekonomik reformlar yapılamadı. Şimdi Finlandiya Bakanı, Milli Eğitim Bakanı'nın bir sözü var bir kongrede, şunu söyledi. Dedi ki biz OECD rakamlarının, yani OECD ortalaması içinde bir yatırım yapıyoruz eğitime. Ama 2 kat fazla gelir alıyoruz ya da geri bildirim alıyoruz. Getiri 2 kat fazla alıyor. Niye diye sordu. Çünkü öğretmenleri eğitiyoruz. Ayrıca. Sır burada. Sır burada, evet. Öğretmenleri eğitiyoruz. Biz şimdi hem bir öğretmen olarak hem de öğretmen camiasının içinde olarak düşünüyorum da geri dönük aldığım hizmet içi eğitimleri kaç taneydi acaba? Bir de laf olsun diye yapılan şeylerin bana hiçbir faydası olmadı. Evet, bir takım kurallar var, yapılabiliyor. Ama laf olsun diye yapılıyor. Kritik konu şu, dert kural savmak mı? Kural gerçekten savmak. Gerçekten kendini eğitimciyi geliştirmek mi? Kural savmak olduğunu düşünüyorum. Ve eğitimcinin de aslında tabii her şeyi beklememek gerekiyor. Eğitimcinin de ya da insanın da kendisini geliştirmek için niyeti olması gerekiyor. Evet. Süren bitti ama bir iki cümle şunu da almak isterim. İnsansız ekonomi sonuçları ne? Çözüm için ilk önce ne yapılması gerekiyor? Eğitim tamam, önemli. Bir iki cümle bunu da alayım size. Sadece eğitimle sınırlandırırsak olmaz. Bir de sağlıktan bahsetmemiz gerekiyor. Sağlığı bozuk insanlardan verim alamazsınız. Ama sağlığı yerinde insanları çok daha kolay eğitirsiniz. Eğer Türkiye'den bahsedersek hemen son cümle. Lütfen artık bu sosyoekonomik politikaların çok çok gündeme getirilmesi gerekiyor. Hangi konuda? Lütfen artık cinsiyet ayrımı yapılmasın, bebek ölümleri olmasın. Ücret politikaları ya da gelir dağılımı çok daha dengeli yapılsın. Çünkü ben ürettiğim şeyin karşılığını alamıyorsam motivasyonum düşüyor. Küskünlük başlıyor. Küsüyorum. Ve oradan da zaten sağlıklı bir ekonomi de çıkmıyor. Çıkmıyor. Kişisel gelişim uzmanı Sayın Aynur Kılınç, çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum, bence fırsatı verdiğiniz için. Rica ederim. Bugün, yani bu her zaman konuşulması gereken noktalardan biri. Zaman zaman rahatsız etmek isteriz, sizi ağırlamak isteriz burada. Ama Soma için, bence Soma'nın yıl dönümünde en anlamlı konuşmaydı. Bazı şeyleri unutuyor olabiliriz ama asıl sorunun nereden kaynaklandığı sanıyorum
anlattıklarınız da gizli. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, Ekopolitik'te bugün ekonomiyi insan faktörü üzerinden konuştuk. Bunu özellikle konuşmak istedim. Çünkü dediğim gibi çok fazla bütün yetkililerde muhalefetiyle, iktidarıyla herkes bir takım rakamlar üzerinden ya da göstermelik havuçlar üzerinden bir ekonomi yaratmaya çalışılıyor. Oysa bakın, ekonomi niye var sorusunu ortaya koymak gerekiyor. İnsan için var. Peki insan ekonominin içinde mi? %0 bilmem kaç düşen ya da artan rakam hedefimiz de, niye insan o hedefin içinde yok? Bence bugün bu soruyu hem bizler hem de yöneticilerimiz kendi kendilerine sormalı. Cevabı ise sonucu belirleyecek. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.